Şimdi midge yapay zeka botuyla nasıl çizimler üretebileceğinizi gösterdim. Ancak Discord sorununa bakıyorum. Yapay zeka botuna bazı arkadaşlar bazı resimler çizimler üretmeye çalışıyor ki bot bunları anlamıyor. Mesela bir arkadaşımız yazmış. İşte Messi Cristiano Ronaldo'nun elini öperken. Birincisi arkadaşlar bu el öpme meselesi zaten sadece Türkiye'de vardır. Yani hani yabancılar bile anlamaz bu el öpme işinden. İkincisi de arkadaşlar bu bota gerçek kişilerden örnek verirken mesela Ronaldo ya da Messi'den yüzlerini tam anlamıyla çıkartamayabiliyor. İşte arkadaşlar bu videoda Midjourney yapay zeka botuyla en iyi çizimleri elde etmek için detayları, komutları, açıklamaları, video boyutları ve renderları size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar vakit kaybetmeden hemen bilgisayara geçelim. Gördüğünüz gibi botumuz çalışıyor. insanlar burada e, çizimlerini üretiyor. Hani bazı çizimler çok güzel. Mesela hani şöyle özellikle manzara resimleri vesaire. Ancak arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra bot diline hakim olacaksınız. Daha sonradan daha güzel çizimler elde edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen midjourney.com'a geldim. Community feed bölümüne geldim. Hani insanlar bakalım nasıl çizimler yapabiliyormuş. Bu arada arkadaşlar son video yaptığımdan beri midjourney yapay zeka botuna iki kere güncelleme geldi. Şu anda 3 e, üçüncü versiyon kullanılıyor. Hani yüz atları, detayları, elleri vesaire çok daha kaliteli çizebiliyor. Şimdi şöyle aşağı inelim arkadaşlar. Bakın robotik bir tane kedi çizmişler. Hani ne kadar güzel arka planı e, bulur yapmış böyle sinematik bir efekt yapmışlar. Mesela şöyle bir resim ben de çizmiştim. Bu da plug yani veba doktorunun mutasyon geçirmiş hali diye çizmiş. Tabi burada arkadaşlar Spiderman var. Mesela bakın yüzleri artık ne kadar güzel çiziyor bu bot. Hani böyle güzel çizimlerde ortak bir nokta var arkadaşlar. Mesela arkadaşlar örnek olarak şu çizime bakalım. Hani size de göstereceğim. Burada Portrait Beautiful Indian Woman bilmem ne yazmış arkadaşlar. Buraya kadar bu detaylardır arkadaşlar. Komuttur. Yani ben ne resim istiyorum? İşte ben şöyle bir adam istiyorum. Başında tacı olsun, elinde kılıcı olsun vesaire. Hani böyle yazabilirsiniz. İkinci bölümde arkadaşlar bakın. Intense look, cinematic light, mysterious atmosphere demiş. Bunlar da arkadaşlar bu resmin ekleridir. Yani bu resmin nasıl üretsin bot? Burada işte sinematik ışık olsun arkadan. Hani mysterious atmosphere demiş. Hani gizemli bir atmosfere sahip olsun vesaire. Tabi arkadaşlar benim tavsiyem buna ekleme de yapacaksınız. Hani böyle ya sizin arkadaşlar komutlarınız 3 aşamadan oluşacak. Birinci bölüm arkadaşlar sizin nasıl bir resim istediğinizi, nasıl bir çizim istediğinizi belirtecek. Mesela arkadaşlar şu çizime baktığımızda burada bahsettiğimiz olay nedir? Yani birinci komutun birinci yeri ne diyor? Kind French Scientist quirky happy diyor. Yani hani buraya kadar. Ya ben bir tane bilim adamı Fransız bilim adamı istiyorum. Bu mutlu olsun. Ve sizin ikinci aşamada koyacağınız komutlar ise arkadaşlar bunların eklentileridir. Yani mesela arka planda nasıl bir lighting olsun. Nasıl bir atmosferde bulunsun. Ya da arkadaşlar mesela adamın suratında sivilce varsa hani burada eklenti olarak onu ekleyebilirsiniz. Ve sonra arkadaşlar üçüncü aşamada ise siz renderı ve boyutları belirleyeceksiniz. Mesela 16'ya 9 mu istiyorsunuz? 9'a 16 mı 4'e 3 mi? işte 2'ye 8 mi vesaire. Daha sonra da arkadaşlar mesela 3 d mi istiyorsunuz bunu 2 d mi istiyorsunuz yoksa arkadaşlar bir artist tarzında mı çiziz? Mesela arkadaşlar Leonardo da Vinci tarzında bir çizim yap diyebiliyorsunuz. Tabi arkadaşlar bunların da listelendiği bir GitHub linki var. Onu da aşağı bırakacağım. Bu GitHub linklerinin birincisi arkadaşlar burada Midjourney'in kendi yayınladığı komut listesi. Zaten geçen videoda da bunu bahsetmiştim. Burada arkadaşlar ne diyor? Basit en basit komutlara buradan ulaşabilirsiniz diyor. İşte imagine prompt yazdığımızda zaten komutlarımızı girmeye başlıyoruz vesaire. Daha sonra arkadaşlar tire tire beta diye bir şey geldi. Bu çözünürlüğü 4K'ya kadar çıkarabiliyor. Bunu koyabilirsiniz. H HD yazabiliyorsunuz. Tire tire HD. Bu da high definition olarak çıkarıyor. Bakın tire tire AR. Bu çok önemli. Çok arkadaş bana soruyor ki ya bunlar kare olarak üretiyor. Birebir işte bunun boyutunu nasıl ayarlayacağız? Tire tire AR koyuyorsunuz. Boşluk bırakıyorsunuz. 16'ya 9 mu? 9'a 16 mı? Her neyse, bu örnekteki gibi e, yapıyorsunuz. Ya da isterseniz arkadaşlar, bunun boyutları'nı manuel olarak işte boyu şöyle olsun, işte eni böyle olsun diye buradan ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi aşağı bıraktım. Bundan zaten bahsetmiştim. Ona bakarsınız. Diğer bir paylaşacağım link ise arkadaşlar, gene GitHub'da hani e, Will diye bir adam bunları paylaşmış zaten. Buradan direkt aşağı doğru gidiyorum. Şu anda biz Midjourney'in üçüncü versiyonunu kullanıyoruz, şunu kullanıyoruz yani. Buradan örnek çekebilirsiniz. Mesela şu işte temalara ya da design stillerine bastığımda arkadaşlar mesela temalara bastığımda burada nasıl bir temayla resim üretmek istiyorsanız hani size mesela diyor ki şunu kullanabilirsiniz. Hani realizmle üretsin. Mesela bakın komutlarına realistik eklediğimde böyle bir sonuç alırım. Hyperrealistik de böyle fotorealistik de böyle sonuç alırım. Hani burada arkadaşlar binlerce örnek var. Hani bunları kendiniz bakabilirsiniz. Nasıl bir çizim istiyorsanız ona göre bu komutları da e, ekleyebilirsiniz. Ve daha sonra arkadaşlar bu styles bölümünde artist bölümü var. Mesela arkadaşlar hani yağlı boya tarzında ya da atıyorum kara kalem çalışması tarzında çizimler üretmeye çalışıyorsunuz öyle değil mi? Ancak arkadaşlar gerçek hayatta olan mesela e, ressamlardan örnek alabiliyorsunuz. Yani bota diyebiliyorsunuz ki ya sen şu ressam gibi bir görsel çiz bana. Şimdi arkadaşlar hemen Discord'a geldim. Bunun bir denemesini yapayım. Hani size göstermeye çalışayım. Ve arkadaşlar ne üreteceğiz biz? Hani benim şu anda aklıma bir şey gelmiyor. Mesela bir zombi üretelim. Mesela burada dedim ki arkadaşlar zombie with red eyes yani kırmızı gözlü bir zombi işte dark background dedim arka planı birazcık karanlık olsun dedim sinematik dedim realistik dedim hani birazcık gerçekçi olsun sonra arkadaşlar ben burada istersen bu komutlardan mesela bazılarını kullanabilirim mesela gothic style'da çizim yapan gotik tarzda çizim yapan bir ressam tarzında çiz diyebilir. Mesela bunların hangisi güzelmiş arkadaşlar? Şu güzelmiş. Bunu hemen kopyaladım arkadaşlar. Burada arkadaşlar resmin ismini de yazdım. By Any Stocks yazdım. Mesela hani ismi buymuş. Ben tanımıyorum da. Hani daha sonra mesela boyutlarını belirleyeceğiz. Biz nasıl bir boyutta olsun? Hani 2'ye 3 mü olsun? 3'e 5 mi olsun? Mesela onları yazıyorsunuz. Eksi eksi ar diyorum. Boşluk bırakıyorum arkadaşlar. Bizimkinin e, en 2 olsun boyu 3 olsun yani hani instagramda paylaşabileceğimiz tarzda bir şey 2'ye 3 dedim böyle. Sonra Enter'a bastım. Şimdi arkadaşlar yapay ya bizim çizimlerimizi bitirdi. Bize 4 tane resim çıkardı normal olarak. Üstüne tıklıyorum. Bakın arkadaşlar aynı bahsettiğimiz gibi. Zombi kırmızı gözleri var arkadaşlar. Daha sonra biz ne demişiz? Dark background yani hani arka plan karanlık olsun. Bakın arka plan karanlık. Sinematik demişiz. Zaten sinematik çünkü arka tarafı birazcık bulur bunlarda öyle değil mi? Realistik demiş. Yani gerçekçiye benziyor bence ve burada bay demişiz, artistin ismini yazmışız. Hani o tarzda mı üretmiş bakalım. Kadın zaten şu tarzda çiziyormuş. Yani bu tarzda üretmiş ve AR2'ye 3 dedim. Bakın boyutlarını belirttim. Yani eni 2 boyu 3 arkadaşlar. Şimdi mesela bunlardan hangisi güzel? Benim ikinci hoşuma gitti arkadaşlar. Ama birazcık varyasyonlarını üresin. Hani ne yapıyorduk burada? V2'ye basıyorduk. Çünkü 1, 2 iki, bu ikinci resim değil mi? V2'ye bastım. Bakın arkadaşlar burada varyasyonlarını çıkardı. Ancak bu ağızları beğenmedim şimdi. Ben hani ne yapıyorum? Tekrar yukarıya giriyorum. Benim beğendiğim ikinci resimdi bu ilk başta oluşturduklarından. V2'ye bir daha basıyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar 4 tane resim üretti bize. Bakayım ağızları daha güzel gibi. Bundan mesela birazcık kan akmış. Gözleri aynı değil ama size bir tiyo verim. Hani gerekirse aynı resimden 3-5 kere varyasyon üret diyebilirsiniz. İlla size 4 tane varyasyon çıkardı. O değil yani. Hani bir daha bastığınızda aynı varyasyonu daha farklı üretebilir. Mesela dördüncüden varyasyon üretelim. Şahsen ben çok beğendim. Hani burada en çok beğendiğim açıkçası korkunç olsun birazcık mesela dördüncü güzel gerçekten zombiye benziyor dişleri vesaire de hani gayet güzel burada ne yapıyorum arkadaşlar dördüncünün çözünürlüğünü artırmak için U4'e basıyorum öyle değil mi şimdi arkadaşlar oluşturduğum varyasyonlardan birini upscale ettim bakın detaylandırması falan muhteşem hani bunun da dudağında bir göz gibi bir şey var belki de bu arkadaşlar ressamın stilidir orada bir ressam belirttik ya şu tarzda çiz diye şimdi arkadaşlar isterseniz başka bir örnekten gidelim bu sefer kolay bir şey yazacağım ne yazalım bu sefer bakın arkadaşlar wooden skeleton yazdım yani tahtadan bir iskelet Detail dedim. Detaylı ve 3D Render ekledim arkadaşlar. Bunun yerine siz işte Unreal Engine yazabilirsiniz. Octane Render yazabilirsiniz. Ya da daha farklı render çeşitleri yapabilirsiniz. Ben 3D yazmamın sebebi birazcık çizim 3D'ye benzesin. Daha sonra tire tire ar 2'ye 3 yazdım. Gene 2'ye 3 olsun. Hani ben bunu da bayağıdır deniyorum arkadaşlar. Ortaya çıkan resimlerin güzel olmasını istiyorsanız hani 16'ya 9 yapmayın da mesela 9'a 16 yapın. Ya da 3'e 2 yapmayın da 2'ye 3 yapın. Yani hani telefonda, instagramda nasıl resim görüyorsunuz? Dikey bir resim görüyorsunuz öyle değil mi? Hani dikey resimler üretmeye çalışın. Hani biraz daha e, detaylı oluyor gibime geldi benim. Burada arkadaşlar Wooden Skeleton'ı ben baya bir denedim. 4 tane ilk başta şöyle bir şeyler çıkardı bana. Hani burada beğendim birinci oldu detaylandırdım. Ne kadar güzel bir çizim ortaya çıkardı öyle değil mi? Detaylarına falan bakın. Hani ağaçtan yapılmış bir iskelet. Daha sonra arkadaşlar bunların varyasyonlarını çıkardım biraz. Onları da size göstereyim. Hani benim burada en beğendiğim mesela şu. Hani orijinalini açalım. Ne kadar güzel bir çizim ortaya çıkarmış. Öyle değil mi? Hani bunu bir insan yapmaya çalışsa açıkçası bana söyleseniz ben bunu hani 5 sene de uğraşsam yapamam. Daha sonra bir de şöyle bir şey çıkardı. Hani 3 tane bakın. Görüyorsunuz öyle değil mi? Hani sürekli varyasyon oluştur dediğimde sürekli varyasyonları değişmiş. Bir de Mid de şöyle bir şey var. İnternette bulunan bir resimden ilham al diyebiliyorsunuz. Yani internette bulunan bir resmi işte bana detaylarını yap. Ya da resmi yazıyorsunuz. Açıklama yazıyorsunuz, detay yazıyorsunuz. Hani bu resmi yeniden üret. Ancak benim söylediklerim de bu resme ekle. Mesela arkadaşlar Google'a geldim ben bir resim bulacağım öyle değil mi? Cyberpunk yazdım Google'a. Sonra şöyle bir resim buldum. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Her link çalışmaz. Linkin sonu ya jpg ile ya png ile bitmeli. Hemen buraya geldim. Imagine prompt dedim. Kopyaladığım linki yapıştırdım. Sonra boşluk bıraktım. Şimdi bu kopyaladığım linki buraya yapıştırdım. Boşluk bıraktım. Burada... Futuristic buildings yazdık. Şimdi arkadaşlar bizim yapay zeka gösterdiğimiz resim buydu. Bakın biraz daha gerçekçi öyle değil mi? Ancak yapay zekanın bize çıkarttığı resimler birazcık gerçeklik yok bunun içinde. Onun için biz bunu ne ekleyeceğiz? Bir de realistik ekleyeceğiz ki biraz daha gerçekçi olsun. Bakın arkadaşlar özellikle şu ikinci biraz daha gerçekçi öyle değil mi? şu Bizim bu referans gösterdiğimiz resime Açıkçası birazcık benziyor. Hani isterseniz bunun varyasyonlarını üretebilirsiniz. Hatta üretelim arkadaşlar. Sonra bakalım ne kadar benzeyecek. Şimdi arkadaşlar bizim detaylandırmamız bitti. Bakın ortaya çıkan resim gayet güzel. Gayet bizim tam hani şu tarzda yap dediğimiz gibi ve bahsettiğimiz işte neon lighting bilmem ne yazdık ya. Onları da eklemiş arkadaşlar. Daha sonra bunu ne yapacağız? Bunu istersek böylece kullanabiliriz buradan orijinalini açıp Böylece sağ tıklayıp save image deyip bunu kaydedebiliriz. Ya da arkadaşlar tekrar geliriz buraya. İstiyorsak upscale to max deriz. Bu hani maksimuma kadar detaylandır demek. Ya da arkadaşlar şöyle bir şey çıktı. Bit upscale redo diye bir şey. Hani burada açıkçası resmi 4K'ya çeviriyor. Ancak detaylarının birazı gidiyor. Yani arkadaşlar çok detaylı bir şeyler istiyorsanız siz burada upscale to max diyeceksiniz. Eğer ya çok detay olmasın da çözünürlüğü büyük olsun diyorsanız da buradan bunu diyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar resmi gayet de detaylandırdı. Tam da bizim istediğimiz gibi yaptı. Yani arkadaşlar siz de farklı bir resmi ama resmin linkinin sonu PNG ya da JPG ya da JPEG ile bitmeli. Hani bunu alıp kopyalayıp boşluk bırakıp eklemek istediğiniz detayları yazabilirsiniz. Ve arkadaşlar sıfırdan yapıyorsanız da ya da bir resmi referans olarak kullanıyorsanız da hani 3 aşamada yapacaksınız bu promptlarınızı. Birincisi arkadaşlar genel hatlarıyla ne istediğinizi anlatacaksınız. İkincisi arkadaşlar ışıklandırmadır, e, arka plan rengidir ya da bir ressam tarzında yapsın diyorsanız onu yazacaksınız. Ve arkadaşlar en sonda da tire tire ar boşluk yapıp ne boyutta olmasını istiyorsanız onu yapacaksınız. Ve arkadaşlar videoyu buraya kadar izlediyseniz e, bakın Aslan ne diyor hani videoyu beğenin diyor. Eğer videoyu beğenip aslan için yorum bırakırsanız sevinirim. Ve arkadaşlar kanalda da abone değilseniz aşağıdan kırmızı butondan abone olabilirsiniz. Ve Midjourney yapay zeka botunu bizim Discord serverımızda kullanabiliyorsunuz. Onun da linkini aşağı bırakacağım. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.